Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeğenimin yeni satın almış olduğu iPhone 11'in kutu açılımını yapacağız. Açıkçası kargoyu teslim aldıktan sonra yeğenim bir kontrol amaçlı açmış ki zaten yapması gereken bir şey. Mediamarkt'tan sipariş etmiş dostlar. Biraz sancılı bir süreçle teslim oldu. Kaç gün sürmüştü Sevdacığım? Bir 6-7 gün sürdü. 6-7 gün anladım. Neyse ki sağ salim ürün yeğenime teslim edildi. Evet cihazımız bu şekilde. Tabi arka kısımda e numaralarımız var. O sebeple şöyle kapatacağım. Kusura bakmayın. O beyaz renk. Bu ara Apple'da iyice cimrileşti. Allah'ın artık şarj başlığını bile kutuya koymuyor. Gerçekten çok büyük ayıp bence. Evet, cihazımız e, ilk kurulum için çalışıyor. Arkadaşlar kutu içeriği o kadar fakir ki sadece bir şarj kablosu var içerisinde. Allah'tan bir bunu koymuşlar. Yakında herhalde bunu da koymayacaklar. Burada ne var? Burada da... E, Evet, sticker falan var. Sim kartı için iğnemiz mevcut. Arkadaşlar kutu içeriğimiz bu şekilde. Cihazımızın bir de kurulumunu yapalım. Bunları şimdi bir kenara ayıralım. Bu arada yeğenim akşam akşam telefonuna kılıf bakınırken bu şekilde bir de orijinal iPhone şarj başlığı satın aldı. Ee, hemen şöyle size değerlerini de göstereyim. Netliyor mu Sevdacığım? Evet. 20 watt'lık USB tip C ya da USB C. Dostlar harici olarak satın almış olduğumuz e, şarj başlığının da kutu açılımını sizlere şöyle göstermek gerekirse Ayhan'cığım bana yardımcı olursan sevinirim. Tabii ki. telefoncudan e, 120 lira dedi, 100 liraya satın almış bulunuyoruz birkaç çeşitli aksesuar satın aldık. Onunla birlikte 100 liraya düştü. Evet Ayhan'cım. Umarız orijinaldir. Bize orijinal diyerek verdi. Evet bizim yeğen onu açmış. Tamam. Bu şekilde bir açılımı söz konusu. Herhalde değerleri. Hı, hı Evet adaptörümüzün değerleri bu şekilde dostlar. Tabii Çin malı. Design by Apple California. Bir saniye, orijinal değil mi şimdi o? Ee, Sevdacığım yüksek bir ihtimal satıcının söylemine e, dayalı olarak söylüyorum. Orijinal diye düşünüyoruz. Umarız orijinaldir. Satıcı gerçekten e, dürüst bir esnaf bize orijinal olduğunu söyledi. Belki hani orijinalin bir tık altı kalitedir bilemiyoruz ama e, bilen dostlar varsa bu şarj cihazı gerçekten orijinal mi değil mi altta yorumlara yazarlarsa seviniriz dostlar. Dostlar dilerseniz şu jelatinden bir kurtulalım. Evet, arkada herhangi bir jelatinimiz yok. Ekranda bir jelatin mevcuttu. Öncelikle dil seçeneğini soruyor bize. Sevdacım telefon Kendisi mi açıldı yoksa sen mi açtın? Yok ben şarj ettim. Hmm, şarja takınca kendi, kendi otomatik, otomatik açıldı. Anladım. Buradan ülke seçeneği. Türkiye'yi seçmemiz lazım. Daha önce bir iPhone deneyimim yok. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar yanlış bilgiler verecek olursam. Evet şimdi hızlı başlangıç diyor. Burada e, giriş yapmak ve ayarlamak için iPhone'unuzu veya iPad'inizi bu iPhone'a yaklaştırın diyor. Yok elle ayarlama yapacağız. Klavyesi Türkçe, dikte Türkçe bunları sürdür diyoruz. E, burada ağımıza bağlandıktan sonra devam edeceğiz. Evet şu anda e, ağımıza bağlandık. ...iPhone'unuzun etkinleştirilmesi... ...birkaç dakika sürebilir diyor. Bazı kısımları keseceğim dostlar. Ee, video çok uzamasın. Sizin de zamanınızı almayalım. Evet dostlar. E, bir 15-20 saniye bekledikten sonra... ...iPhone donanımı... E, ...tanıtıldı. Evet. Face ID falan... ...daha sonra ayarlarsın sen Sevdacığım. Evet. Parolamızı... E, koymamız gerekiyor burada zaruri zannedersem parolamızı koyup devam edeceğiz Evet dostlar parolamızı oluşturduk şimdi herhangi bir veri aktarımı yapmayacağız Apple kimliğimizi girmemiz gerekiyor burada Apple senin Apple kimliğin var mıydı sevda hatırlamıyorum baştan alacağız Evet arkadaşlar Apple kimliğimizi hatırlayamadık yenisini de oluşturmak için şimdi şu anda Zamanımız yok. Cihazı bir açıp görmek istiyoruz. O sebeple kurulumları hızlı hızlı geçiyoruz. Siri daha sonra ayarla. Ekran süresi sürdür. Uygulama analizi paylaşma. Truyton ekranı sürdür. Evet, koyu mu koyu. olsun, açık mı? Evet, koyu bence de çok çok daha şık. Açık bu şekilde, koyu bu şekilde. Böyle enerji tasarrufu da oluyor bu arada, onu da belirtelim. Standart mı, büyütülmüş mü olsun? Standart. Ekran büyütme standart sürdür. Evet, iPhone'a hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, iPhone 11'imizin kurulumu bu şekildeydi. Telefonu asıl sahibinin eline teslim ettik. Bu arada hayırlı, uğurlu olsun Sevdacığım. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullan inşallah. İnşallah. Cihazın gerçekten çok şık ve gayet de güzel. Bilhassa elde duruşu. Hani ben Apple iPhone 11 diye demiyorum ama tek el kullanımı açısından ebatları ideal. Telefonda boyut bu kadar olmalı. Daha büyüğü Gerçekten çok çok büyük oluyor. Biraz daha küçüğü de çok küçük oluyor. En ideal boyutlarda diyebilirim. Bu aralar stoklarda ürün tükenmiş vaziyette, hiçbir yerde bulunamıyor. Yeğenim zar zor aldı. Hatta geleceğinden bile artık ümidi kesmişti. Her gün kargo şirketini arayıp sürekli iletişim halinde kaldı. Bir şekilde nihayet bugün kavuştu telefonla aynen yanlışlıkla çünkü Gazi Osman Paşa Ankara değil Gazi Osman Paşa İstanbul'a gönderdiler telefonu. Evet düşünün yani böyle bir durum gerçekleşti ama nihayetinde 5-6 günün sonunda telefon elimize ulaştı. Evet dostlar videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.